suçluların cezalandırılması, adaletin yerini bulması mağdurların yüreğine her zaman su serper. Kızının başına gelenler de Yasemin'in ömründen ömür götürmüş, günler geceler boyu azap çekmiş, nihayet suçlunun yakalanmasıyla içi bir parça olsun ferahlamıştı. Yasemin kusura bakma ya, biliyorsun Kudret'in işiyle ilgili gitmiştik yani. Yapacak bir şey yoktu, sonra halası rahatsızlandı. Yoksa ben zor zamanda yanında olmayı çok isterdim. Kız senin duaların yeter, biz de naçar kaldık. Açtık elimizi dua ettik canımın içi. Ben hala adama inanamıyorum nasıl böyle bir şey yaptı. Ömer'in eskilerini verdim ben bir de bu adama. Ay zehir zıkkım olsun üstüne paralansın. Sen nereden bileceksin kızım? Röntgeninde biz kalbini mi görüyoruz adamın, iyi niyetini mi görüyoruz? Nereden bilelim hapisli olduğunu mu? Nereye bakıyorsun? İbrahim mi bu? Yasemin sakin ol. Çıkmış. Sakin ol. Sen ne ara hapisten kaçtın? Yani! Ben bir şey yapmadım. Bırak beni. Ben suçsuzum. Senin neren suçsuz? Lafını bil kadın. Benim kocam suçsuz. Bak hanım evladı gibi almışsın kocanı arkana. Anayım ben kadın ana. Ya! Yalan konuşma! Yalan konuşma! Kalk ya, yeter tamam artık. Karakolda sorguladılar ama suçsuz olduğu anlaşılınca salıverdiler. Yeter rahat bırak artık bizi. Ah suçsuz! Ya benim çocuğum! Benim çocuğum ne olacak? Senin boynunu... Ben yapmadım. Ya, ben yapmadım. Sakin ol. Yasemin. 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 Ne oluyor? Ne bakıyorsun lan? Mahalleli! Ey mahalleli! Koşun koşun! Benim çocuğumun boynuna sıkmak suretiyle onun yoğun bakıma girmesine sebebiyet veren boynun devrilsin İbrahim. Allah senin... Kızım anayım ben ya! Anayım! Polis! Polis! Sen nasıl bıraktın bunu bu asıl? Ya Yasemin! Ya! Yasemin! Sabah sabah Tekin, bu banyoyu sen mi bu hale getirdin? Banyo mu? Oğlum ben yüzümü yıkadım sadece, biraz su sıçratmışımdır o kadar. Su değil, başka bir şey bu. Bildiğin biri oraya kusmuş ve temizlemeden çıkmış. Iy, anne! Ya bir şey sorar mısın? İğrenç iğrenç konuşuyor. Ya şimdi ben mi iğrenç oldum şimdi? Sen mi yaptın Çetin? Ben ne yapacağım oğlum? Dün zaten midem bulanıyor bahanesiyle okula da gitmedin. Ne alakası var ya? Benim üstüme suçladık, durma. Ya ya. Ya tamam kavga etmeyin sabah sabah. Ben yaptım. Tamam çocuklar, annenizin elinde olan bir şey değil bu. Bu aralar biraz midesi kötü çünkü... Hamile. Necla sen nereden biliyorsun bunu? Televizyondan. Ha, televizyondan. Bundan sonra saat 8'den sonra televizyon izlenmeyecek, tamam mı hanımefendi? Siz ne diye gülüp duruyorsunuz, çok mu komik? Ya baba komik ya, ne bileyim annemin bu yaştan sonra doğurması falan ilginç olur herhalde. Tamam, saçma sapan espriler yapmayın. Dün ofiste bir şey yemiştim. Midem bozuldu. O yüzden oluyor. Kahvaltı hazırlayacağım diye de temizlemeyi unuttum. Abartmayın. Hadi kahvaltınızı yedin. Ben doydum. Ben de doydum. Ben de doydum. Yumurta getiriyorum daha. Doydum. Çocuklara bir... Pardon, iki kardeşleri olacağını ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bu gidişle hiçbir zaman galiba Ömerciğim. Bak, esprisi bile ne kadar uzun sürüyor ve nasıl dalga geçiyorlar. Gördün, şahitsin. Yok, ben daha hazır değilim. Benim zamana ihtiyacım var. Hamile olduğumu söylemek için bayağı zamana ihtiyacım var. Peki, karnın şiştiğinde ne diyeceksin? Kilo aldın mı diyeceksin? Bari bir ara doğuma gitmeden önce çocuklara söyleyelim, olur mu? Hayatım, hadi asma suratını artık. Masaj yapayım, gevşe sana. Ya Kudret bırak. Aşk olsun ya. Yani insan memleketinden gelirken böyle reçel, kurutulmuş patlıcan falan getirir. Biz peşimize ergen kızı takıp getirdik. Niye kestane şekeri getirmedik? Ya ne yapsaydık be kızım? Yani mecbur kaldık. Kızcağız el değil ki, halamın kızı. Ya bizden başka akrabası yok muydu sahip çıkacak? Küçük amcan alsaydı yanına, niye almadı? Aman onlar kendi çocuklarına zor bakıyor be. Ay sanki biz kolay mı bakıyoruz? Bizim de iki çocuğumuz var, insaf. Hem bu küçük çocuk değil ki. 17 yaşında ergen kız. Hayır gözünü üstünden ayıramazsın. Bak Yasemin'e. Gamze'nin o kadar üstüne titriyordu, sonra... Aman Allah korusun ya. Biraz yavaş konuş kızım ya. Duyacak şimdi. Ağrına gidecek kalbin.
Hem anası da hastanede zaten. Bak hayatım. Yani aklı başında mazbut bir kızcağız. Yani sana yardım eder, çocuklara ablalık eder. Yani bırak problem olmayı, yükünü bile hafifletir. Vallahi bak. Hadi bir gülümse. Hadi. İpekçim, sıkıldın mı kızım? Bak, yani seni hemen bir dershaneye yazdıralım. Hem eğitiminden geri kalma, hem de yeni arkadaşlar edin ha. Olur, sen bilirsin dayı. Tamam o zaman, pazartesi ilk iş bunu yapalım. Aşkım, pırasanın yanına ne pişireyim ben? Ay, yok yok. Önce temizlik yapayım. Baksana toz bürümüş her yeri biz yokken. E hayatım, markete gidiyorduk. Dedim ya, temizlik yapmam lazım. Bak evin haline. Hem çocukları kime bırakacağız? Allah Allah. İpek ablaları ne güne duruyor? O yeğenlerine göz kulak olur değil mi İpek? Olurum tabii. Evi de süpürürüm. Sen merak etme Gülşah abla. Yok yok, olmaz öyle şey. Şimdi gözünü bir dakika çocukların üstünden ayırırsan bir kaza olur falan, maazallah. Hayatım, bak İpek aynı halam gibi. Yani hem hamarat hem de yaşına göre çok olgun. Ya daha şu kadarcıkken benim ablamın çocuklarına bakıyordun değil mi İpek? Tabii. Ev işini de yaparım, çocuk da bakarım. Sen merak etme Gülşah abla. Sen öyle diyorsan. Zaten biz fazla oyalanmayız. Sende bir şey olursa ararsın değil mi? Ararım tabii. E çocuklar nerede şimdi? Bahçede hayatım. Ben alayım onları. Ay hiç içime sinmiyor ya. Neyse. Rahat ol hayatım, rahat ol. Bu işini bilir. Göreceğiz. Anne ile baba markete gidecek. Biz de güzel güzel oynayalım mı? Hem ben evcilik istiyorum. Ama anne olacağım. Tamam, al. Sen de mi anne olacaksın? Çocuklar. Bebeğim. Sakın ablanızın sözünden çıkmayın, tamam mı? Bak ocağı mocağı ellemek yok, cız. Anladın mı? Güzelim, sen de sakın gözünü çocukların üstünden ayırma. Temizliğe falan hiç bulaşma, tamam mı? Merak etme Gülşah abla. Hadi bakalım. Selam gençler. Bunun yağı donmuş. Ben aslında dışarıda pek tavuk yemem. Hep kasabımdan alıyorum, köy tavuğu. Ondan yiyebiliyorum. Kusura bakma, ben yiyemeyeceğim. Köşedeki pizzacıdan bir şey ısmarlayayım mı? Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Ya biri görür, duyar korkusuyla seni doğru düzgün bir restorana götürmeme izin vermiyorsun ki. Pakete mecburuz. Çekiniyorum Ejder, ne yapayım? Yani bu yaptığımız bana hiç doğru gelmiyor. Bak ne yapalım biliyor musun? Polonezköy'de harika bir butik otel biliyorum. Yemekleri de enfes. Bu hafta sonu orada gidip kalalım, ne dersin? Altay'a ne diyeceğim ben? Yani pardon ama koskoca iki gün. Bir akrabam hastalandı dersin. Ne bileyim canım, buluruz bir şey. Bak bu romantik kaçamak ikimize de çok iyi gelecek ha? Romantik kaçamak öyle mi? Ejder, romantizm birbirini seven, birbirine aşık olan insanlar içindir. Hem bizim neyimize canım? Sen ne demek istiyorsun Nermin? Bak Ejder, biz bir hata yaptık. Nefsimize yenildik. Bu yaşadıklarımızın hiçbiri gerçek aşk değil. Yani gerçek aşk tertemizdir, namusludur. Bu bence geçici bir heves sadece. Senin için ilişkimizin anlamı bu mu? Başka ne olabilir ki? Ejder bak, ben gerçekten çok düşündüm. Hem bizim yaşımıza başımıza da uymuyor bu haller. İlişkiye son versek iyi olacak. Bir daha görüşmeyelim lütfen. Aşkım benim. Nasıl uyuyor melek gibi?
sana bunu yapan hesabını verecek. Eğer adalet parmağını kesmiyorsa ben keseceğim. Kur'an çarpsın, keseceğim. Kes kız. Vallahi kes. Pislik ya, çeksin cezasını. Yüce Allah'ım, Allah o karı toprakları alsın da toprak bile içine almasın inşallah, dışarı atsın. Kızım sus. Negatif negatif konuşma çocuğun karşısında. Sürekli dua ediyorum ben. Aman Yasemin ya. Ben de ne desem sana batıyor. Sen sanki sabahtan beri çok pozitif şeyler söylüyorsun. Parmak kesmek filan. Allah Allah. Annem benim annem. Ay Yasemin kız. Ben bitkisel hayattayken, aynı böyle sebze gibi yatarken burada sepet gibi, kimse gelip gitmedi değil mi yanıma? Saçımı başımı bir düzelten olmamıştır, Allah bilir. Ay ne ayıp şey ya hemen. Vallahi billahi Macide abla, hem ben hep tependeydik senin. Belki bir saat. Yalan atmayayım şimdi çocuğun. 12 saat. En fazla 12 saat seni tek bırakmışımdır. Günlerce yattın bak, Kur'an çarpsın. Aman yalancı. Haftada bir uğrayıp da şöyle pıt pıt omzuma vurup avutup gitmediyseniz ne âlâ yani. Elin kızı inledi olsa tabii. Bak, ant verdim diyorum sana vallahi billahi. Hatta hemşireler seni anadan üryan yatıyordun böyle. Dezenfekte ettiler oranı buranı. Ben yanındaydım senin. Aa. Yemin et. Vallahi. Senin sol, sağ, sağda aha bu kadar benim var. Nereden biliyorsun kız sen benim popumdaki beni filan? Kızım ben senin benine çok meraklı değilim. Seni temizlerlerken gördüm burada. Ah canım kardeşim benim. Vefalı kardeşim. Bak vallahi duygulandım kız Yasemin. Sana yemin ediyorum. Sen de böyle, ah böyle sere serpe, sepet gibi yat, bitkisel hayata gir. Bak bakalım ben seni bir dakika yalnız bırakıyor muyum? Ben de senin nerende, oranda, buranda ne ben var, ne şey var hepsini ezberleyeceğim kardeşim. Allah'ın adını verdim bak. Tövbe yarabbim tövbe. Bir kere benim müstehcen yerlerimde hiç ben yok. O ayrı ama ne biçim konuşuyorsun diye üç kulfala bir yere oku. Çocuğun etrafında negatif oldu burası ev. Bismillah. Oku, oku. Ah, hazırladın mı? Fırına veriyorsun. 180 derece değil mi canım? Öncekiler içime sinmedi, tekrar yapayım dedim. Gamze nasılmış? İyi, çok şükür. Yani henüz gözlerini açmadı ama doktorları korkulacak bir şey olmadığını söylemiş. Yasemin üstüme sıçrar diye arayıp soramıyorum ki. Aslında tavır yapması gereken, alınması gereken benim ama... Ay kadın bana resmen cani damgası vurmaya çalıştı. Ay düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Suzan o an o kadar sinirliydi ki ne dediğini bilmiyordu. Yani ben derim ki hepsini unut gitsin. Yok o değil de ben aslında Sinan'a üzülüyorum. Yani Yasemin adına özür dilemekten helak oldu adam. Çok zor değil mi? Tabii canım yani Gamze de onun kızı sayılır hem. Onu kastetmiyorum Nermin. Sevmediği halde Yasemin'e destek verir gibi görünmek. Yani zor olsa gerek. Sevmediği halde mi? Suzan sen neler söylediğinin farkında mısın? E tabii. Yani düşünsene. Gamze'nin başına bunlar gelmeseydi biz şimdi evleniyor olacaktık. Sinan Yasemin'e tekmeyi vuracaktı. Ama şimdi Sinan onu acıyor. Hani bu zor dönemlerinde yanında olmak istiyor haklı olarak. Biz evlenecektik. Sen unutuyorsun galiba bunu. Neyse. Yani bir sürü işim var benim. Gidip şu işleri halledeyim. Kafamı böyle darmadağın ettin şimdi. Nermin'ciğim benim takım elbiseyi ütüledin mi? Canım. Nermin. Sana soruyorum yavrum. Akşam düğünde giyeceğim o füme takım elbiseyi ütüledin mi? Ütülüdür herhalde. Sen de annemden kalma inci kolyeyi tak diyorum ha. Sana çok yakışıyor biliyorsun. Altay ben sana kaç defa söyleyeceğim o düğüne gelmeyeceğimi? Olur mu hiç öyle şey hayatım? Çok ayıp olur. Onlar bizim düğünümüze geldiler. Umurumda bile değil. Yani ben orada öyle senin koluna girip mutluymuşum gibi rol yapamam. Canım benim. Böyle bir şey yapmana gerek yok ki. Biz zaten mutluyuz. Sadece aramızdaki problemleri çözmeye çalışıyoruz. Hepsi bu. Değil mi? Ben seni polise ihbar etmemek için kendimi tutuyorum. Sen de bana karşı saygılı olmaya çalışıyorsun. Değil mi? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Katiyen asla. Nereden çıkardın? Ben sadece mevcut durumun altını çiziyorum. Hepsi bu. Annemden kalan o ince kolyeyi tak lütfen. Unutma. Unutmam. Bu gece düğünün en şık çifti biz olacağız.
Ojen çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bana da sorar mısın? Tabii ki. Ben geldim. Dayım nerede? Dayın kasaba... Aa! Bu ev nasıl böyle pırıl pırıl oldu ya? Beğendin mi? Evet de. Sen bu kadarcık zamanda nasıl yaptın bu temizliği? Aa, İpekçim, banyoyu bitirdik. Yerleri de dediğin gibi iyice ovduk. Teşekkürler. O zaman benimle sinemaya geliyorsun. Bilmem, bakarız. Oğlum niye seninle sinemaya gelsin? Yerleri ben süpürdüm. Banyoyu da ben ovaladım. Susun, ayıp değil mi? Siz neden bahsediyorsunuz ya? Çabuk bırak elindekileri, sen de bırak. Sinema minema yok, unutun. Çabuk dışarı, çabuk. Annenize söyleyeceğim. Evde bir tane bardak kaldırmaya üşenirken burada nasıl eşek gibi temizlik yaptığınızı anlatacağım. Aptallar. Onlarla sinemaya gitmeyecektim zaten. İpek sen ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? Komşu çocuklara temizlik yaptırılır mı? Yardım edebilir misiniz dedim. Onlar da atladı. İpek abla, sinemaya gidelim de sen bizim sınıftaki Oktay benim çantamı taşır mı? Kız, o ne biçim laf öyle? Kimi örnek alıyorsunuz siz? Çabuk git gözüm görmesin. Sen de git kardeşinin peşinden. Çabuk, çabuk. Bak İpek, annen seni nasıl yetiştirdi bilmiyorum ama ben kendi evimde böyle şeylere asla müsaade etmem. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Sen evi toz bürümüş dedin, silmek süpürmek lazım dedin. İyi de ben sana oğlanlarla fingirdeş, onlara temizlik yaptır mı dedim. Bak bu sana ilk ve son uyarım. Eğer bir daha böyle bir şey yapacak olursan soluğu memlekette alırsın ona göre. Anladın mı? Yıptır ya. Çocuklarıma kötü örnek. Hanımlar. Bakın size tekrar söylüyorum, her şey ayan beyan ortada. Bu Macide abla anlattı her şeyi. Benim kızı sen köşede şurada sıkıştır. Ondan sonra da kurt gibi bu mahallede dolanmış bütün gece. Zaten karısı da öyle beyanat vermiş. Sonra da beyanatını geri almış. Bizim Emel'e sorun, Emel biliyor. Evet, ben biliyorum. Zaten onun o karısı da manyak. Geldi iğneyi popoma resmen böyle sapladı yani. Bakın, karısı önce diyor ki... Evet öyle. Sonra da diyor ki yo bütün gece benimleydi diye yalan atıyor. Buradan belli değil mi? Bu adamın katil olduğu belli. Bu adam ayyaş. Bu adam sapık. Bu adam sorunlu. Siz zannetmeyin ki böyle dolanıyorsunuz. Biz özgürüz mözgürüz. Yok öyle bir şey. Sokakta bir cani var. Ve buna bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Yasemin, öyle tarif etmekle olmaz. Azıcık onların görsel hafızalarını, görsel imaj dünyalarını harekete geçirmek lazım. Bak Nurten abla, şimdi hayal et. Buradan sen böyle yürüyorsun gül çıkmazında. Kendi sokağın diye böyle. İbrahim birdenbire buradan çıktı. Vop diye senin böyle ümüğünü sıkıverdi yani. Vallahi hiç hık diyemeden öteki dünyayı boylarsın ha. Ne yapsak dağlara, taşlara? Ne yapsak? Yani ne bileyim. Bence biz vallahi tepkisiz bir milletiz. Bu adama tepkimizi göstermeliyiz. Bu adamı dışlayacağız. Mesela çöpümüz mü var? Ağzını bağlamadan kapısının önüne atıvereceğiz çöpümüzü. Misal ben, kendi üzerime düşen vazife şu. Ben gideceğim adamın camını taşlayacağım. Bunu yapacağım. Sürekli yapacağım bunu. Mesela senin köpek vardı, çoban köpeği. Kont muydu adı? Yaşıyor mu? Abla salsana onun üstüne. Yasemin. Niye salmıyorsun? Bunlar bizim vatandaşlık görevimiz. Öyle ot gibi yaşayıp gidiyoruz. Yasemin. Tepkimizi belirtmemiz lazım. Ama çöple, ama köpekle. Yurttaşlar gelin. Şöyle kreatif şeyler hayal edin. Tamam mı? Ne bileyim ben. Mesela temizlik mi yaptın? Pis suyunu git döküver kapısının önüne. Penceresinin önünden, üstünden silkin böyle pis şeylerinizi. Tamam mı? Rahatsızlık vereceğiz ki defolsun gitsin mahallemizden. Huzur yok ona. Aynen. Sen ne yapıyorsun Yasemin? Niye kışkırtıyorsun insanları adama karşı? Linç etsinler mi istiyorsun adamı? İstsinler. Etsinler, gebersin adam. Hayır, daha adamın Gamze'ye saldırdığı belli değil, kesin değil. Kesin. Karısı gitti, yalancı şahitlik yaptı. Masum olsaydı yapar mıydı hiç? Suçlu o. Yapma Yasemin, bilinmiyor işte bu daha. Halkı bilinçlendirmek benim görevim. Sesimizi çıkarmayalım, yarın bir gün gitsin mahallenin karısını, kızını kıtır kıtır kessin. Gamze'nin başına gelenler gelsin. Ya... Yası yok bunun. Anayım ben ve çok hassasım bu konuda. Yasemin... Polisin elinde hiçbir kanıt yok. Hatta arkadaşları ifade vermiş, sabaha kadar bizimle birlikteydi, oturduk içtik diye.
Ejder söyledi, karakola gidip öğrenmiş. Kendi sarhoş, arkadaşları sarhoş. Ne eder? İki sarhoş, berduş eder. Ya bize ne? Bize nesi mi var? Ben berduşa inanmam. Berduş'un şahitliği sayılır mı? Sayılmaz. Yasemin, bak demokrasilerde aksi ispat edilene kadar herkes masumdur. Bana kanıt buluyorsun sen. Hayır. Hayır, sakın. Hayır, ben öyle bir şey mi diyorum? Hayır, bu iş polisin işi. Yasemin, sakın. Yok yok, sakın. Polisin işi bana ne? Polis miyim ben? İpekçim, kızım, sen niye ağlıyorsun? Gülşah abla beni evinden kovdu. Efendim, efendim? Saçmalama kızım ya, yapmaz Gülşah ablan öyle bir şey. Bu sana son uyarım dedi. Bir daha böyle yaparsan memlekette alırsın nefesi dedi. Bu kovmak değil dene. Keşke annem hastalanmasaydı. Ben de size kalmasaydım. Ya saçmalama kızım. Ya olur mu öyle şey? Çok ağrıma gitti ama. Tamam tamam, sen merak etme, ben konuşurum Gülşah ablanla. Hazır mısın? Çocuklar, anneniz sizinle bir şeyler konuşacak. Gelin oturun bakalım şöyle. Geçin şöyle. Metin, Necla, gelin bakalım siz de. Ne oldu, ne söyleyeceksiniz? Bilgisayarda oyunu mu durdurdum ya? Bu konu oyundan daha önemli. Oturun bakalım. Şimdi benim birkaç gündür böyle midem bulanıyor, başım dönüyor falan. Hani hastayım diye düşünebilirsiniz. Hasta değilim. Daha iyi bir haberim olduğunu düşünüyorum size. Hamileyim ben, ikiz kardeşiniz olacağım. Sevinçten dilleri tutuldu baksana. Çocuklar bir şey demeyecek misiniz? Anne, dünyanın en yaşlı annesi olacaksın galiba. Hiç de bile. Japonya'da 98 yaşında bir kadın hamile kalmış ve anne olmuş. Hani bize sorumsuz diyorsunuz ya. Asıl siz sorumsuzsunuz. Baba sen çalışıyor musun? İşin falan var mı? Kursa gidiyorsun baba. Annem çalışıyor, o da hamile, şimdi işten çıkacak. Biz geçim derdi falan, hiç harçlık alamayacağız. Mutlu musunuz şimdi? Yani ben bile biliyorum doğum kontrolü diye bir şey. Çetin. Tamam tamam. Tebrikler, hayırlı olsun. Hayatımızı mahvettiniz ya. Arkadaşlarım bende nasıl dalga geçecek biliyor musunuz? İnanmıyorum size ya. Kalkın ya. Bir şey yok ya. Yemin ederim. Necla. Sen sevindin değil mi Necla'cığım? Ha? Bak iki tane küçük bebek gelecek, onlarla güzel güzel oynarsın, ablalık yaparsın ha? Yani baştan söyleyeyim, erkek olursa ben yok. Vallahi bayağı yani sevindiler, haklıymışsın. Tam bir bayram şenliği oldu sofrada. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Gülşah. Neyi? Neyi mi? Kızcağızı tehdit etmişsin ya, memlekete geri yollarım demişsin. Tamam dedim. Ama bir sor bakalım neden dedim. Sormuyorum. Çünkü o ne yapmış olursa olsun sen böyle diyemezsin. İpek benim halamın kızı ya. O kadıncağız ben çocukken beni kendi çocuklarından hiç ayırt etmedi. Şimdi sıra bende. Ben de İpek'e kendi çocuğum gibi bakacağım. Ve sen sırf şımarıklığından hayır diyemezsin. Anladın mı? İpek burada kalacak, o kadar. Ay Kudret! Ya anlayıp dinlemeden niye saydırıyorsun? Ben öyle şımarıklıktan demedim ki.
Benimle yaşamaya alışsan iyi olur Gülşah abla. Geç kaldık. Tebrikler. Sağ ol Altaycığım. Tebrik ederim. Ay, düğün dernek olmasa hiç görüşemeyeceğiz. İkinizi bir arada görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Bir ara ayrıldılar mı ne diye düşündüm hatta. Yok canım. Niye ayrılalım? Ben ondan boşanmaya çalışıyorum ama nafile. Alemsin Nermin'cim. Masanız şu ortadaki. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha sakın böyle soğuk şakalar yapma. Zaten 40 yılda bir insan içine çıkıyoruz. Kendine gel. Kusura bakma Altay, ben densizlik ettim sana. Sen masamıza otursana, ben bir lavaboya gideyim. Makyajımı tazeleyeyim. Ejder. Nermin. Senin ne işin var burada? Yoksa sen beni takip mi ediyorsun ha? Yok canım, ne alakası var? Damadın abisi fakülteden arkadaşım davet etti. Bak Ejder, senden rica ediyorum içeride bana yakın durma. Altay fark ederse çok kötü olur. Demek kocanla düğünlere gidecek kadar yağlı ballısın ha? Mecbur kaldım, ne yapayım? Böyle süslenip giyinmeye değil mi o zorladı? Yeter. Bunlar ne biçim sorular böyle? Ne yeri ne de zamanı. Sana bir soru sordum. Bu soruyu cevaplandırmak zorunda değilim. Sen kimsin? Yani koca mısın, nişanlı mısın Allah aşkına? Ya yaşadıklarımız? Unut onları Ejder, ne olur unut. Yani hepsi yanlıştı. Zaten vicdan azabı içinde kıvranıyorum. Kopardın ya. Sus. Yerimi belli edeceğim şimdi. Ne arıyorsun burada? İbrahim bekliyorum. Kızım gözünü öyle belertme. Telefonu aldım yanıma. Sesini kayıt edeceğim. Belki diyorum karısına işte Gamze'ye böyle yaptım, şöyle yaptım falan diye itiraf ederse. Sabahtan beri burada bekliyorum. Yasemin'cim bıraksan da bunları polisler yapsa. Hayır. Polis bu meseleyi kapattı. İnanıyor buna. Ben inanmıyorum ama ben anayım. Benim suçlu olduğumu çok iyi biliyorum Yasemin. Bir şey diyeceğim. Gülşah'a hamile olduğumu söylemedin mi? Şşt! Manyak mısın sen ya? Büyürlü benim ağzımı sus. Tamam Kudret'e ben söyleyeceğim. Şşt! Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kızım peşinden gitmem lazım. Yasemin Allah rızası için dinle. Bak hatırla. Yangın çıktığı zaman herkes Tekin yaptı zannetmişti. İnsanlar bazen yanılabilir. İyi düşün, gitme. Hayır. Bu katil diyorum sana, anlamıyor musun ya? Anayım ben. Gidiyorum. Geliyor musun? Ben nasıl geleyim Yasemin? Sen üç kişisin. Ben pozitif bir şey yapayım. Yasemin. Tamam. Bana bak, gitme sen. Yasemin. Gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yasemin, haber ver. Mesaj çek. Ay, kime konuşuyorum ya? Gece gece ya. Bak bana nasıl dert verdi ya. Ya ne kadar tesadüf oldu. Çok uzun zaman olmuştu görüşmeye. Evet, çok bahsediyor. Nermin. Hayatım bak, seni kimlerle tanıştıracağım. Didem Hanım benim çok eski bir hastam. Ejder Bey, Didem Hanım'ın arkadaşı. Nermin Hanım benim eşim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Merhabalar. Didem Altay Bey'i görünce merhaba demek istedi. Ben de mecbur. Sizin bu kocanız inanılmaz yani. Bana bir diş yaptı. Hala dua ediyorum kendisine. Siz akraba mısınız? Yani birbirinize çok benziyorsunuz da. Yok canım. Kendisi çok özel bir arkadaşım olur. Ben sizi tanıyorum galiba. Siz Yasemin'in komşusuydunuz değil mi? Aa, siz Yasemin'i tanıyor musunuz? Evet. Kuzenim olur kendi. Aa, ne güzel. Teyzemin kızı.
Sanıyorum ki hastanede karşılaşmıştık. Karşılaşmış mıydık? Ya ben üzüntüden hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. Ya niye böyle ayakta dikilip konuşuyoruz? Şöyle otursak hep beraber. Aa, bizim için başka bir masa ayarlamışlar sanıyorum ki. Aman canım, bunlar da yeni yeni adetler. Ne olur ki yani, insan istediği yere otursun. Kim kiminle oturursa. Hadi hep beraber oturalım ha. Tabii tabii. Ay ne iyi oldu böyle. Yoksa tanımadığım insanlarla bütün gece oturmak zorunda kalacaktım. Sıkıntıdan patlayacaktım. Dişlerinizde herhangi bir sorun yok değil mi Didem Hanım? Hem de hiç hatır hatır elma dişliyorum. Allah'ın cezası pislik. Arayacak zaman buldun sen de. Alo. Allah aşkına Yasemin, nerelerdesin sen ya? Saat kaç oldu? Allah Allah, merak ediyorum. Bana bak, hangi deliktesin sen ha? Bundan sonra kardeşine kimle gittin, nereye gittin, hangi deliğe, kiminle girdin, nereye girdin, nereden çıktın hepsinin hesabını vereceksin. Bir nevi artık can yoldaşı olduk biz seninle. Namusundan ben de sorumluyum yani. Bana bak, doğruyu söyle, kimle sürtüyorsun kız sen? Sürtmek senin işin. Ben gerçekler için uğraşıyorum, adaletin peşindeyim. Kapat, kapatma. Çınarak uyudu mu? Uyudu, uyudu, merak etme. Yasemin, bana bak, vallahi çok sıkıldım kız. Anladım, dedektiflik peşindesin ama çok sıkıldım. Her neredeysen ben de geleyim ya. Dizimizi de yok, hiçbir şey yok. 1964'ten kalma dergiye bakıyorum burada kardeşim. Sen gelme. Israr etme Emel ya. Çınarak yalnız mı kalsın evde çocuk? Tamam hadi gel. Macide ablaya da haber ver. Gelsin Çınarak'ın başında dursun. Dur dur kız. Nevale al gelirken ha. Zeytin, peynir, domates, ekmek. Hadi çabuk. Ha dur, adresimi veriyorum. Ama sen çok tatlısın. Niye herkes gibi ayaküstü insanlarla merhabalaşmıyorsun? İlla aynı masada oturmamız şart mıydı? Hayatım, davet etmeseydim çok ayıp olurdu. Ejder, buradan çıkınca Boğaz'da bir kulübe gidelim mi? Bakarız. Hani söz vermiştin? Bu hep böyle işte, önce söz verir sonra arkasında durmaz. Ejder Bey, siz ne işle meşguldünüz? Avukatım ben. Öyle mi? Dans edelim hadi. Yemek yiyorum Didem, sonra. Nermin, biz dans edelim mi? Ah Altaycığım, benim ayakkabılarım öyle vuruyor ki. Yani değil dans etmek, yürüyemem bile şu an. Anlaşılan Didem Hanımcığım, bu masada dans etmek isteyen bir biz varız. Onlar otursun dursun, biz dans edelim doktorcuğum. Düne kadar beni sevdiğini söylüyordun. Akşamına yanında getirdiğin kadına bak. Kapıda karşılaştık. Didem eski bir arkadaşım. Daha fazla yalan söyleyip gözümde küçülme lütfen. Tamam. Didem'le beraberiz. Oldu mu? İlişkimizi bitirmek isteyen ve bu ilişkiyi önemsemediğini söyleyen sensin. Şimdi beni başka biriyle beraber görmek seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Ben senin adına rahatsız oluyorum. Yani değecek biri olsa amenna. Ama ya fingirdeğin teki bu. Nereden buldun bunu? Yani Didem çok iyi bir kızdır. Hı, belli. Böyle göğüslerini ortaya seriyor maşallah. Bana bak, yoksa kıskanıyor musun? Ay niye kıskanayım canım? Ne münasebet? Allah Allah. Benim bu oyunlara ayıracak zamanım yok Nermin. Sen git koş o sevgilinle Boğaz'daki kulübe. Hadi, hadi. Gideceğiz. Ve inan bana, buna sen bile engel olamayacaksın. Thank you.
Gülsüm iyi misin? Dişim. Dişim kırıldı galiba. Ay tüh tüh tüh. Yere yağ dökülmüş. Görünmez kaza. İyi misiniz? Hemen acile gidelim. Bak görüyor musun? Şimdi Boğaz'daki kulüpte eğlenemeyeceksiniz de. Ne kadar yazık oldu. Gel Didemciğim gel. Altaycığım iyi misin canım? Yasemin kız. Şşt! Sus kız. Sus. Aldım kız istediğin azıkları. Set son. Bana bak. Dolabın tam takırdı ha. Gittim köşedeki büfeye yazdırdım Yasemin Anday diye veresiye aldım ona göre. Ne yapacaksın kız sen böyle zeytini peyniri? Sessiz ol kız. Rüşvet niyetine vereceğim bunlara. Gamze meselesini aydınlatmam lazım. İbrahim'le ilgili gerçekleri söyleyecekler. Ben de bunların sesini kayıt edeceğim. Ondan sonra inkardan gelemesinler diye karakolda delil diye göstereceğim. Vallahi müthiş bir plan Yasemin. Kız iki tane yağsız kuru peynirle mi satacak bunlar arkadaşlarına? Kız acaba o zıkkımdan iki şişe alsa mıydık? Ne diyorsun? Girilmez. Üçüncü sayfa haberi oluruz Yasemin. Yapma ya. Sen dur ben gidiyorum. Bırak. Olmaz öyle tek başına. Bırak. Bana bak anca beraber kanca beraber. Öyle cesur yürekli bir tek başına gidip beni müsaade edemem. Efendim. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Oh oh yarısın. Eğer bir maniniz yoksa size birkaç şey sorabilir miyim? Oturun ne olur rahatsız olmayın. Ben size... Efendim, domates olsun, peynir olsun, salam da mı aldın? Salam gibi besin maddeler getirdik meze niyetine diye. Yasemin, bir de randevu alaydın kız. Devlet kanalı spikeri gibi ne yapıyorsun? Yanaşıp durma herife. Eğitim, meclis, bütün bulaşıcı hastalıklar var bunlarda. Oh, 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 oh. Ne istiyorsunuz? Ben şimdi şöyle anlatayım size efendim. İbrahim'i tanıyorsunuz. Bir de benim bir kızım var. Ellerinizden öper. 5 gün önce. Bu pislik Berduş İbrahim sözü meclisten dışarı siz burada demleniyorsunuz. O Berduş gitmiş benim kızımın ümüğüne çökmüş, boğazını sıkmış. Benim kızım hastanelik oldu, yoğun bakımlarda kaldı bilmem ne filan. Bu adam da gitmiş demiş ki, güya siz ifade vermişsiniz. Evet biz burada demleniyorduk. Yalan biliyorum. Allah rızası için bunları açıklayın. Kızımı kurtaralım çünkü yarın bir gün 2 şişe zıkkım için sizi de gelir satar. İbrahim o da kim? İbrahim kız, bunlar aynada silüetini tanıyamayacak vaziyette görmüyor musun? Yürü gidelim kardeşim. Bana siz İbrahim'i bayağı biliyorsunuz. Bakın lütfen dede olacak yaştasınız. Bana öyle şaşı şaşı bakmayın. Kırmış sapkalar takılmış, süslenmeyi gayet iyi biliyorsunuz. Adalete gelince ses mi yok? İbrahim'i tanıyorsunuz hepiniz. İbrahim. Ne yapıyorsunuz burada? Ya burada mı buldun beni? Ben seni cehennemin dibinde de bulurum. Defol git buradan. Sen defol git buradan. Sen benim çocuğumun boğazını sıktın. Ben yapmadım. Sen yaptın. Ben yapmadım. Sen yaptın sen. Kız yürü. Benim şunu da. Düşün yakamda. Düşmüyorum. Kırmızı var sıktı yeter kız. Yeter artık. Ya bırakın peşimi. Sen ne diyorsun burada? Ay bırak. Yeter burada. Yeter. Amca şapkan çok uzak. Sen dede olacak yaştasın. Yürü. Allah kahretsin seni. Yasemin bırakma. Yürü. Derine bak. Ay Yasemin. Bırakın bizi be. Hiç. Otur, otur abi. Sen nasıl gidersin o adamların yanına Yasemin? Nasıl yapıyorsun böyle bir şeyi sen ya? Hem de akşam hastanede kalacağını söyleyerek tesadüfen hastaneye gitmesem hiçbir şeyden haberim olmayacak benim. Vallahi ben söyledim Sinan Bey. Ya polisin konuşturamadığı adamı sen nasıl konuşturacaksın Yasemin? Nasıl bir mantık bu? Hem de önlerine rüşvet diye peynir meynir koyarak. Bu nasıl bir mantık ya? Güvende olduğundan emin olmam için ne yapmam lazım benim ya? Valla ben sizin yerinizde olsam, böyle eksik akıl bir sevgilim olsa, bağlarım iple evin içinde. Tabii ipi uzun tutmak lazım ki mutfak kadar gitsin yemek falan yapsın. Benim çocuğum orada cansız yatıyor. Adam da elini kolunu sallayarak geçsin mi sokakta? Ben ne yapayım peki? Ben ne yapayım? Hayatım, anlıyorum seni ama...
Üçüncü bir kişinin yanında bu kadar samimiyete hiç hoş değil. Deceleri olmuş bunlar ya. Beni çağırmışsın Kudret. Gel Elifciğim, otur şöyle. De şu kapıyı da kapat, konuştuklarımızı duymasınlar. Kötü bir şey mi oldu? Yok canım, kötü bir şey yok. Yani şey soracaktım sana. Böyle daha büyük bir odan olsun ister miydin? Kendine ait bir asistanın olsun ha? Tabii ki isterim de... Bunun için mi kapattırdın kapıyı? Ya yok canım. Şey teklif edeceğim sana o yüzden. Müdür yardımcılığı. Ah! Ah! Ne kadar güzel. Ama maalesef. Ya tabii şimdi daha fazla çalışman gerekecek. Daha fazla sorumluluk alman gerekecek. Yani eve de daha az vakit ayırabileceksin ama... Şirket sana bir de hususi araba verecek. Diyorsun. Maaşına da %50 zam. Kabul etmemek delilik olur tabii. Çok, çok teşekkür ederim, ben kabul ediyorum. Ne zaman başlayacağım? Hemen bu gece. Yani yönetim kurulu başkanı Refik Bey'le eşi akşam bize yemeğe geliyor. Senle Ömer de geliyorsunuz, tamam mı? Tamam. Kudret, sen bu müdür yardımcılığını Nalan'a teklif etmeyecek miydin? Öyle düşünüyordum ama... Yani Elifciğim bak, doğruya doğru. Ama aramızda kalsın, tamam mı? Hamileymiş. Şimdi böyle doğum izniymiş, yok doktor randevusuymuş, yok süt bilmem nesiymiş derken şirketteki işler aksayacak. Yani benim de sinirim tepeme gelecek. Değil mi? Ama şimdi yanlış anlama yani. Bir kadın doğurur. Bu çok ulvi bir şey. Ve kadın güçlüdür. Yani hem doğurur hem işine koşar. Hem çocuğu varsa ona da bakar, güçlüdür yani ve hamile kaldığı zaman böyle desteklere ihtiyaç duyar. Çünkü kendini garip hissedebilir, hayattan kopacak hissedebilir. Bu normaldir ve destek olmak gerekir ve zaten kanuna aykırı bir şey yapmıyor musun? Ayrıca da. Ayıp değil mi Nalan'a yani? Yani bilse ayıp olur tabii de nereden bilecek? Sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeceğim? Ben söylemem hiçbir şey. Ben Ömer'i aramaya gideyim. Hadi. Bu mutlu haberi paylaşayım. Tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Aç kapıyı bezirgen başı. Kapıcı başı oldum, çıktım ben bu evde ya. Merhaba Emel. Merhaba. Ne yaptın hayatım? Vallahi. Hazırladın mı eşyaları? Hazırladım. Bu ayıcıklı pijamasını hazırladım. Daha sıcak tutar. Ondan sonra battaniye koydum. Onun boynu şey oluyor biliyorsun. Bir tane yastık koydum. Ayıcıklı pufidik ayakkabılarım. Esas ben ne buldum bak. Bak. Onun en sevdiği bebeği de elbisesini birlikte yapmıştı küçük elleriyle. Uğur getirir değil mi? Çok mu oldu acaba diyorsun? Ha? Yok. Gerekli hepsi. Gerekli mi? Gerekli. Gerekli. Bak. Sen arabayı al. İhtiyacımız olur. Ben işe otobüse giderim. Tamam canım. Gelirim aslında. Tamam. Tamam canım. Ay Sinan Bey, buna araba verilir mi? Pert eder şimdi bu kafayla. Nermin, ben
Dün gece olanlar hakkında biraz düşündüm de galiba neler olduğunu anladım. Ne demek istiyorsun? Dans pistine zeytinyağını senin bilerek döktüğünü gördüm Nermin. Mahsus düşürdün Didem'i. Yok öyle bir şey. Yapma Nermin. Ejder'le Didem bizim masaya geldiği andan itibaren sen bir kıskanmaya başladın. Ben niye kıskanayım Ejder'i? Yani Ejder Bey'in kız arkadaşını. Tabii ki benimle dans ettiği için kıskandın. Başka neye kıskanacaksın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dans pistinde yere düştüğüm zaman ben de kalçamı incittim. Ama sana hiç kızmadım. Hatta ne yalan söyleyeyim hoşuma bile gitti. Yani sırf eski bir aslanla dans ediyorum diye ben bu kadar kıskanıyorsan... Sen beni hala seviyorsun Nermin. Altay, sen çok derin anlamlar çıkarmaya çalışıyorsun. Ben sadece salataya... Ay işte böyle zeytinyağı dökmeye çalışırken elimden kaydı yoksa. Nermin, sen istediğin kadar inkar et. Bir kadın bir erkeği hala sevmiyorsa böyle oyunlar yapmaz. Ben de seni seviyorum. Neyse, hadi benim çıkmam lazım. Akşam görüşürüz. Ne yapıyorsun be? Dursana! Dur, ne yapıyorsun? Dursana ya! Bıraksana işimi be! Gelme! Gelme bırak! Aa! Aa! Ayağım! Ayağım! Bacağım! Bacağım! Ne yapıyorsun sen? İmdat! İbrahim? Ben yapmadım diyorum! İbrahim! Ne yapıyorsun sen? İtiraf et. Kur'an çarpsın. Allah yarattı demen böcek gibi ezerim seni. Ya ben bir şey yapmadım! Sen yaptın! Ben kimseye bir şey yapmadım! Sus! Suratından belli, sen yaptın. Yapmadım ben bir şey. İmdat! İbrahim! İbrahim! Nesrin! Bağırma! Ne yapıyorsun sen? Dur! Sen! Hey! Öleceksin adamı! İbrahim! Ne oldu, bir şey oldu mu? Ha? İbrahim, iyi misin? İbrahim bir şey yapmadı diyorum sana! Bağırma! Bağırma, katili koruma! Sen de katil olursun onun gibi! Bağırma! Polis! Polis yardım edin komşular! İbrahim! Kizi ezeceğim. İbrahim yapmadı diyorum! Ayağım! Ayağın ya beter ol inşallah. Yapma diyorum sana! Bak bu senin yanında kalmayacak. Sen öyle bağır çağır ayağım bacağım diye. Benim canımdan can aldın. Bütün dünya alem biliyor senin yaptığını. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. İbrahim bir şey yapmadı. O kimseye zarar vermez. Sen dur, sen dur. Sen toparlayarak git evine. Bak ne gelecek başına. İbrahim kimseye zarar vermedi. O yapmadı diyorum sana. Yapmadı. Bağırıp durma be. Sen dur İbrahim Efendi, sen dur. Kur'an çarpsın, seni mahvedeceğim ben. Hayatım, keşke hamile olduğunu söyleyip şu müdürlük işini reddetseydin ya. Aa, maaşıma %50 zam yaptılar. Şirketin vereceği araba da cabası. İyi de... Nasıl dayanacaksın bu tempoya? Mecburum Ömer, çalışacağım. Ya ikizler de ona kadar para biriktirmemiz lazım. Sen de çaktırmazsan ağzından bir şey kaçırma yani bu gece. Peki Kudret senin hamile olduğunu öğrenmeyecek mi? Yani anladığı zaman artık geç kalmış olacak. Çünkü hamileliğimi belirdiğinde ben artık her şeyin üstesinden gelebileceğimi ispatlamış olacağım.
Şu kravatın yapı koy. O zaman bir an önce bunu yapsan iyi olur. Çünkü hatırlarsan ikizleri hamileyken birden şişmiştin. Yok yok. Var daha var. Daha var baktım. Aa. Hangi dağda kurt öldü? Çimden geldi Gülşah abla. Sana çay yapayım mı? Çay. Bir soluklanayım da sonra içerim. Sağ ol. Dershaneden bir arkadaşım beni doğum gününe çağırdı. Gidebilir miyim? Olur. Söz saat 11'de dönerim. 11 mi? Gece 11 mi? Hayatta olmaz kız, sen delirdin mi? O saatte sokaklarda ne işin var? Ama benden başka herkes gidecek. O onların ailesinin bileceği iş. Ben hayatta izin veremem. Hiç ısrar etme boşuna. Aa! Kız ne yaptın? Aa! Ay zıttına gitmeyeyim dedim, düştüğüm hale bak ya. Deli midir nedir? Ay ne var? Efendim Kudret? Tamam oraya gelirim ben. Emrin olur Kudret. Şık giyinirim. Oldu canım. Sanki giyinecek vaktim var da. Şuraya bak. Hadi ben almasam. Midem kötü de biraz. Aa, muhakkak tatmalısınız. Yeterli, sağ olun. Ben Meral'le İtalya'ya gittiğimde almıştım bunu. Bu Napoli'de özel bir bağda yetiştirilen üzümlerden yapılmış. Ya ne hoş günlerdi. Ya. Aa, çok beğendiğini zannedersem. Lütfen. Aa, aa lütfen. Olur o zaman. Yeter, sağ olun. Ah, örümcek! Ah, hani? Ah, ah! Orada! Hani, nerede? Karşıda. Ah, örümcek mi? Pardon, yanlış görmüşüm. Ah, çok beğendiniz. Bir tane daha vereyim. Hayatım, sen de şıklıktan yıkılıyorsun vallahi. Ay, ne var? Nasıl hayatım? İyiyim canım. Gamze nasıl? Uyuyor. Doktor da dedi ki bana, kovaladı bayağı, git dedi sen. Yeter artık bu kadar dedi. İyi dedim ben de. Aklım orada ama. İyi olmuş, dinlensin biraz. Evet evet, ben de sonra kendim teskin ettim, başı kalabalık olmasın dedim. Benim sana bir haberim var. He, farkındayım, senin bir tuhaflığın var. Nasıl haber bu? Buraya gelmeden karakola uğradım ben. Hı. Gamze'ye saldırının İbrahim olmadığına dair deliller bulmuşlar. Yalancı yalancı deliller koymuştur sarhoş. İnandın mı sen de buna hemen? Hayatım. Mobese kameralarını incelemişler. İbrahim arkadaşlarıyla beraber sahilde içiyormuş o saatte. Yemin et. Suçsuz İbrahim. Sinan. Ay ben çok kötü oldum şimdi. Bir dakika. Şimdi suçlu elini kolunu sallayarak sokaklarda, ben günahsız birini, onu suçladım ben. Ben nasıl bir insan oldum ya Rabbim, ben nasıl bir insan oldum? Yapma hayatım, şimdi de kendini suçlama. Kızın ölüm tehlikesi atlattı. Sen bir annesin. Suçluğun bir an önce bulunmasını istedin ama yanıldın. Bu kadar. Çok utanıyorum şu anda. Ben kul hakkımı yedim şimdi. Allah. Nasıl affedecek o aile beni? Ben nasıl affettireceğim kendimi o aileye? Ederler, sen bulursun bir yolunu. Özür dilersin. Çok utanıyorum, çok utanıyorum, çok utanıyorum. Şşş, suçlandı kendini. Sonra baktım, yavru bir köpek, boynunda seni seviyorum yazısıyla üstüme doğru koşuyor. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi canım. Sen de seviyor musun Elif? Ben bayılırım. Kesinlikle.
Ama bizim bir küçük kızımız var, Necla. Onun alerjisi var, o yüzden köpek alamıyoruz biz eve. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Balığımız var bizim. Balık besliyoruz. Akvaryumumuz var. Ama onlar da zırt pırt ölüyor ya. Sonra ne yapıyoruz? Necla üzülmesin diye hop klozete. Sonra bir daha alıyoruz, sonra bir daha alıyoruz. Atıyoruz. Necla anlatma. Enişteciğim. Sustur şunu. Gülşah. Darılma ama. Kıyafetin berbat görünüyor. Ya bunu kirli sepetinden falan alıp mı giydin ne yapıyorsun? Ömer. 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 Napoli üzümü. Yani Ömer çok alışık değil. Belli ama sen koca bir şişeyi devirdin. Halen zımba gibisin. Bir kadeh daha lütfen. Hadi. Aman sakın. Bir kadeh daha içerse kusacağım. Nermin? Açmaya çalıştım. Telefonunu da açmadın. Aa, hasta mısın? Ne oldu diye çok merak ettim. Yok, iyiyim. Sadece ne konuşacağımızı bilemediğim için açmadım telefonu. Aramızdakilerin senin gözünde bir kıymeti yok ya. Öyle arsız aşıklar gibi ısrar etmenin, telefonda yalvarmanın faydasız olacağını düşündüm. Bak Nermin, beni sevmeyen birini sevmek bana göre değil. Seni sevmeyen biri öyle mi? Seni sevmesem buraya gelir miydim sence? Hayatım boyunca kendime adadığım kuralları senin uğruna çiğner miydim? Yani bir başkası yapsa kınayacağım hallere sokar mıydım kendimi? Altay'ın bana yapabileceklerini göze alır mıydım sence? Yani sen beni seviyor musun? Kahveyi iç, biraz kendine gel. Hadi. Yavaş, dikkat et. Oy! Ya hayatım. Ben seni patronların önünde rezil ettim değil mi? Yok, rezil etmedin beni patronların önünde. Sen iki bebeğin için kendini içki şişesinin önüne atan çok cesur bir babasın. Öyleyim değil mi? Öylesin. Öyle. Hem bir şey söyleyeceğim. Hı. Sarhoş olmuş sayılmazsın. Niye? Çünkü hamile oldum, ağzından kaçırmadın kudretlerin yanında. Hayatım. Ha. Ben Gülşah'a çok kötü göründüğünü söyledim. Evet. Ben şimdi var ya bir ay dışarıya çıkamam. Gülşah var ya beni yolar yolar. Mahveder beni. Hadi iç. Yavaş, sıcak. 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 Çok sıcak. Kızlar mışıl mışıl uyuyor hayatım. Ben de şu ipeğe bir iyi geceler diyeyim de öyle geleyim. Tamam hayatım, ben de duşa giriyorum. Çabuk gel. Tamam. Senin ne işin var burada? Niye kardeşinin yanında değilsin? İpek ablan nerede? Arkadaşına gidecekmiş, hemen gelirim dedi. Ne zaman? Şimdi. Yat sen yat.
Nereye gidiyorsun sen? Ay. Dikkat etsene kızım. Pardon. Ne yapıyorsun sen? Çekil kızın üstünden. İmdat! Yetişin! Sen ne yaptığını sanıyorsun şimdi? Bu kıza mı musallat oldun? Ben kimseye bir şey yapmadım. Bir şey yapmadı Gülşah abla. Sen sus, doğru eve. Yürü çabuk. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu mahallenin kızları sahipsiz. Bu sefer de sizin kızınıza mı saldırdı? Ne yapıyorsun lan sen? Cezaya attığın için cesaretlendi. Şimdi gözümü görürsün. Gel buraya. Aptal mısın sen? Ben sana gece çıkmayacaksın demedim mi? Ha? Akşamları sokaklarda tehlike, kol geziyor. Ya ben vaktinde yetişemeseydim de o adam Gamze gibi sıksaydı boğazını. Ya bir şey yapmadı diyorum ya. Dayın duysa seni lime lime eder. Ben sana doğum gününe gitmeyeceksin demedim mi? Niye tutmuyorsun sözünü? Ne yapacaksın? Kovacak mısın beni yine evden? Kovarsan kov. Böyle hapis hayatı yaşayacağıma memlekete dönerim daha iyi. Gülşah, gelmiyor musun kız? Geliyorum hayatım, geliyorum. Dayıma söylemeyeceksin değil mi? Söylemeyeceğim. Adamın yüreğini inmesin. Ama bu son. Anladın mı? Söz veriyorum Gülşah abla. Bir daha olmayacak. Göreceğiz. Ne istiyorsun lan arkadaşlar? Yapmayın! Yapmayın! Bırakın! Sokakta yaşar mısın lan sen? Gürültüyü duyduk geldik. Ne oluyor? Ya bu sefer Kudret'in yeğenine musallat olmuş bu uğursuz. Bir şey olmuş mu? Yok, Gülşah zamanında gelip kurtarmış. Konuş lan! Ben yapmayayım lan! Konuş lan! He, söyle lan! Dur! Dur! Gülşah abla! Kardeşim! Kardeşim bırak! Bırak! Birader sakin ol. Onun bir suçu yok. Yanlış anlaşılma var. Benim kızıma hiçbir şey yapmadı. Kardeşim sen beni nasıl affedeceksin kardeşim? Çok özür dilerim senden. Çok affet beni ne olur kardeşim. Büyük acılar, büyük yanılgılara iter bizi. Bazen intikam ateşiyle gözümüz döner de masumları bile yakacak oluruz. Neyse ki hatamızdan erken döner, daha büyük hatalar yapmaktan son anda kurtuluruz.